Ben Tayyip'i seviyorum. Seviyorum. Niye? Hemşerim. Ben de Rizeliyim. Sen de mi Rize'sin? Rize çayı. Hasan abi var. O da sever. O da AK Parti ve bayrak asmışlığı da vardır yani. Ama yani ben bilmiyorum ya nasıl olacak ya. Taksiye bile binemiyorsun. Zaten şu an ben hastaneden çıktım. Deli gibi 3 kişi sokak sokak iş arıyoruz. İş yok. Bak ben de bir şey söyleyeyim. Şimdi ekonomi dedin ya aklıma geldi. 6 tane çay içtik, 60 milyon para verdik ya. Yani bu dönemde 60 milyon Türk parasının ne kadar değersizleştiğini gösteriyor. Bundan 4 sene 5 sene önce 60 milyona 4 kişi 5 kişi çok rahatça karnını doyurabiliyorken şu anda 6 tane çaya 60 milyon para verdik. Bunun üstüne daha ne konuşabileceğiz ki? Gittiğimiz mekanın bir önemi yok. İçtiğimiz bir çay ya, bir çay. Yani bir çay ne kadar pahalı olabilir? Biz şimdi 60 lira bir çaya verdik ya, bitti daha bu hafta tamam daha takılma gibi bir ihtimalimiz yok daha geçmiş olsun yani. Zaten para yok. Son böyle dipleri oynuyoruz. Bodrum'daydım yani sırf Bodrum'da çalışıyordum. Buraya geldim. Geldiğimden beri işsizim. Bak sezon bitti. Kış geldi. Montla geziyoruz. Sokak sokak iş arıyoruz. İş yok. İş veren yok. Niye veremiyor? Adamın cebinde para yok ki versin. Bizim çay ocağı var Seyrantepe'de. Normal şartlarda 200 lira ciro yapıyordu. Şu an kaç para yapıyor biliyor musun? 50 lira yapıyor. 50 liraya sabah 6'da açıyorsun, akşam yatsı namazında kapatıyorsun. 50 lirayla ya bütün günün hayatını 50 liraya bağlıyorsun yani. Ayda kaç para yapar ya? Ben evde kiraya ödüyorum ya. 2000 lira biz kiraya ödüyoruz. Kardeşim var düştü omuriliğini vurdu. Omurilik felci. Evde hasta var. Babam bir emekli. Hala şu an adam ya zaten çocuk bu duruma düştükten sonra zaten adam psikolojisi bozuldu, yaşlandı, çöktü. Bu halde gidiyor kamyonda çalışıyor. Ayrıca bizim çay ocağında gidiyoruz biz bakıyoruz 50 milyon zaten nedir ya? Çay ocağını açma daha karlısın ya. İçeride yaktığın elektrik seni daha karlı yapar yani. Yani bu şu anda bile bu ülke iyi gidiyor. Ben kendi görüşümü söyleyeyim. 2 sene sonra Türkiye gerçekten bir Afganistan'ın ekonomisine dönüşebilir. Ben böyle görüyorum. Bugünleri arar mı? Bence bugünleri çok arayacağız. Sen ne diyorsun ya? Sen dua et ya fotoğraf çekilelim. Şu videoyu unutma. Bak bu videoyu unutma. Burayı yani, aynı Afganistan'a çevirecekler. Aynı Afganistan gibi olacak. Ya bizim neyimiz var ki sen bizim mülteci alıyorsun kardeşim ya? Biz kendimiz mültecilerin bütün hepsi iş buluyor. Hepsi çalışıyor. Köpek gibi çalışıyor ama ben kardeşim yok. Ben yaşım 28 senedir İstanbul'da Sanayi Mahallesi'nde oturuyorum ama yok bir iş tutturamadık abi. Ne sigortam var ne bir başka bir şeyim var. Bomboş yaşadık. Yani ülke içi halde değil abi. 2 sene sonra bile yalan olacağız. Ben onu görüyorum ve söylüyorum. Bunu düzeltecek bir adam da yok şu anda. Kim gelirse gelsin en az 20-25 sene sürer bu ülkenin kendine gelmesi. Başka türlü ayaklanamaz. Asgari ücreti 5000 lira yapsa da kurtarmaz. Yani bu seçimde ben genelde siyaset hakkında pek konuşmuyorum ama bu seçimde bence o baştaki inecek. Kim gelirse de gelsin bu... Kim gelecek? Gelse bile düzeltilecek bir adam da yok zaten. Ama ya, inecek yani. Ben onu görüyorum. Mevzu parti mevzusu değil şu an yani. Mevzu çok bambaşka bir yere gidiyor yani. Kimse kontrol altına alamıyor. Ya dolar nasıl artar ya? Yani dolar adam kendi parasını basıyor. Silah olarak dolar olarak satıyor bütün herkese. Yani bizim başka ülkelerde niye? Ya çocuk Diyarbakır'dan gelmiş Antalya'da. Burada dedi Antalya'da burada bir tane ben yabancı bir tane bayanla tanışacağım. Onunla evleneceğim. Yaşının hiçbir önemi yok. Bak adam bütün hayatını feda etmiş. Genç 22 yaşında bir tane çocuk. Ben diyor burada bir tane Polonyalı bir bayanla Polonyalı biriyle tanıştı o yüzden söylüyorum. Tanıştı. Kadınla evlendi. Şu an vize çıkartacak. Polonya'ya gidecek. Bir daha Türkiye'ye gelenin ... Yani millet beni de çek diyorum bak kardeşim. Bedeli ne olursa olsun Polonya'ya mı gideceksin? Beni de çek. Yalvarıyorum sana dedim ya. Yaşım 28 çoluğa çocuğa yalvarıyorum yani. Sonucu ne olursa olsun beni de çek. Bu ülkeden gitmek için elimden geleni yapacağım yani. Ya Almanya, Amerika belki olmaz ama Almanya'ya bir şekilde kendimi atmam lazım. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Kolay gelsin. Eyvallah. Ekonomiden memnun musun? Değiliz. Neden acaba? Çok pahalılık var. Ne mesela pahalı olan? Her şey yetişmiyor maaşımız yani. Pazarlardaki fiyatlar iyi mi sizce? Yok değil. Çok pahalı her şey. İstediğimiz meyveyi falan alamıyoruz yani. Heveslendiğimizi alamıyoruz. canınızın şekli. Evet vallahi evet öyle yani. Peki siz daha öncesinde böyle bir dönemden geçmiş miydiniz? 2000'li yıllarda da yine zor dönemler olmuş. Çok evet. Yaşadık yani, böyle göstermiyoruz ama yaşadık yani vallahi. Maşallah. Peki sizce en çok hangi fiyatlar sizi etkiliyor? Ev hanımıyız zaten. Ev hanım olduğumuz için istediğimizi demem gibi, mesela diyelim ki bir lahana, onu bile alamıyoruz şu anda. Hani en şey, basit şey yani. Gıda. İçini kıyması diyelim, kıyma yani. O bile hani koyamıyoruz, hep boş sarıp yiyoruz. Yani bünyemiz onu istiyor, mesela kıyma istiyoruz, alamıyoruz öyle. Aman değiliz yani, onu söyleyeyim vallahi. Bu başımızdakiler yani biraz insanları düşünse çok iyi olur, halkı. Halkın oy almaya gelince halkın içinde olacağız diyorlar ya, halkın içinde hiç değiller, oyumuzu alıyorlar, daha hiç kimse yok ortalıkta. Yani öyle. Bir hal hatır sormaya inen, gelen, sonra yok yok tekrardan... hiç kimse yok, sadece oy için gelen var. Biraz... Ondan sonra kimse yok. Heveslendiriyorlar bizi. Daha yok, bitti. Sizin gönlünüzden geçen birisi var mı bir sonraki seçimler için, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Ya ben CHP'liyim. Hani söylememde bir şeylik var mı bilmiyorum. Yok, neden olur? Yani Meral Akşener'i düşünüyorum olursa. Onu bir de onu deneyelim. Bir de kadın gelsin yani. Bir hanım eli değilsin. Evet, diye. Bir de hanım gelsin diye düşündük. Pekala, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Ben 53 yaşındayım. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Samimiyetle söylüyorum. Ben hayatımda böyle bir ekonomi görmedim. Yani düşün, cebine 50 lira koyuyorsun, sabah çıkıyorsun, akşam 1 lira para kaldı. Sırf şahıs olarak. Hani evdeki çocuğu boş ver. Nasıl olacak? Bazı kesimlerde ekonominin iyi olduğunu, vatandaşın enflasyondan, ekonomiden memnun olduğunu söylüyor. Onlar kimler be biliyor musunuz? Yani onlar Türkiye'de yaşamıyorlar onlara. O tür insanlar galiba. Yani Türkiye'de yaşayan insanlar az sonra geçen bak görüyoruz burada 300 kişi çevir. 300 kişide bir kişi ekonomik iyi değilsin. Affedersin köpek bir anırım burada. Yani öyle düşünüyorum. Yani. Yok böyle bir şey. Katılmıyorsunuz yani. Yok böyle yani. Böyle bir dünya yok yani. Yani böyle bir ekonomide böyle bir dünya yok yani. Yaşamadım çünkü ben böyle bir şey yaşamadım. Ya asgari ücret kaç para ya? 2825 lira. Bekle kaç para? 2,5 lira. Nasıl olacak? Bir simit kaç para? Şurada bak kafe var. Git orada kafede otur bak. Bir çay bir simit de kaç para? Oturabilir misin? Siz de gelsiniz. Oturabilir misiniz? Gönül istiyor ama imkanlar el vermiyor. Ya yani o da git rahat şöyle rahat 2 tane çay bir tane simit yiyebiliyorsanız büyük o zaman büyük bir iş o zaman olur. Doğru mu? Maalesef böyle oldu yani. Maalesef böyle bir şey. Vallahi Allah sonumuzu halletsin be. Güzel kardeşim. Son zamanlarda artan döviz kurları ve ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi bence tamamıyla bu ülkeyi sevmeyenlerin, bu ülkeyi karşı olan insanların tamamıyla yani bu ülkeyi batırmak için çabaladıkları bir durum yani bana göre. Ülkemizin sıkıntıları var çünkü gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için bir sıkıntıları var ama yani bu bence ray için yani yaklaşan seçim için oynanan oyunlar yani. Böyle düşünüyorum yani. Ha, ekonominin iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Ya ekonomi tabii biraz çalkantılar var yani döviz kurları olsun, ondan sonra yapılan zamlar olsun kötü ama bunun baştakilerle bir alakası olduğunu düşünmüyorum yani. Yani tamamıyla bu işi organize edenler tamamıyla yani zenginler yani. Devlet yönetimine karşı olan insanlar yani. Yani böyle düşünüyorum. Artan döviz kurları hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim aklıma şey geliyor, Berat Albayrak'ın bir videosu var. 6'dan 7'den alalım böyle Anadolu şivesi yapıyor. Toplayalım, ondan satalım. Roket yağsa da, füze düşse de kar etsek diye bir şeyler anlatıyordu. Bundan 8-9 ay önce, bir sene önce falan. Roket düşmedi, füze düşmedi ama dediği oldu. Dediğin tersi oldu, öyle söyleyeyim. Rezerv açıklandı herhalde, eksi de açıkladılar. Nasıl oluyor? Merkez Bankası ülkenin kasasında nasıl para eksi oluyor? Ben muhasebeciyim. Şirketlerin defterini tutuyorum. Vergi beyannamelerini hazırlarken şirketin bankası eksi de olamaz. Bankada hep bir bakiye olur. 1 lira olur, 2 lira olur. Banka terse döndün mü şirkette teknik iflastır. Öz kaynağın altına indi mi? Ülkede rezerv yok. Öz kaynak terse dönmüş durumda diye yorumluyorum ben. Teknik iflas gibi görünüyor. Bakın Allah sonumuzu hayretsin. Bir vatandaş olarak hükümetimizin yönettiği ekonomik politikayı başarılı buluyor musunuz? Pek de başarılı bulmuyorum. Neden? Yani neden? Şu anda devletin kiralara bir el atması lazım. Şu anda 3.000 lira, 4.000 liradan aşağı kira yok. Asgari ücreti biliyorsunuz. Bu sene %25 olsa 4.000 lira desek, 4.000 lira da olmaz ama devletin ilk önce kiralara bir çözüm bulması lazım. Yani İstanbul şartlarında kiracıysan bir de asgari ücretle çalışıyorsan geçinmek çok zor. Pahalılık var. Tabii bunu da hep hükümete yormamak lazım. Dolar aldı başını gitti. Altın başını aldı gitti. Şu anda hükümetin en acil kiralara bir çözüm bulması gerektiğini düşünüyorum. Peki sizce kira haricinde diğer fiyatlar nasıl? Bence çok pahalı. Asgari ücretle ulaşım kolay mı bunlara? bence çok zor. Bir asgari ücretli bir yerden bir geliri yoksa İstanbul'da geçinmesi zayıf. Ya karı koca çalışması gerekiyor ya da asgari ücretin 5.000 lira olması gerekiyor. 5.000 liradan da yüksek olması lazım benim görüşüm. Ama şu anda şu zamlara dayanarak 5.000 lira ideal. 5.000 lira olması gerektiğini düşünüyorum ben. Ya 3.000 lira kira mı olur ya İstanbul'da? Hükümet bunun bir delegesini yapar, bir meclis sunumunu yapar. Kiralar iner. Asgari ücret 2.825 lira. Bugün İstanbul'da en düşük kiralar 3.000 lira. Ya bu hak mı? Siz söyleyin. Tabii bunu hükümete de yormuyorum ben. Hükümet gidici. 4 sene birine oy verirsin. Çalışmasına bakarsın. Memnun kalırsan yerinde durur. Memnun kalmazsan başka bir hükümete oy verirsin. Ama şu anda şu şartlarda İstanbul'da asgari ücretli çalışan geçinemez. Ya köyde bile zor geçinir, öyle söyleyeyim ben. Sayın Cumhurbaşkanı fiyatların iyi olduğunu, halkın ekonomiden memnun olduğunu katılıyor musunuz? Ben katılmıyorum. Şimdi Cumhurbaşkanımızı severim, makamına saygı duyuyorum ama o konuya ben katılmıyorum. Şu anda dediğim gibi devletin ilk önce kiralara bir el atması lazım. Öyle düşünüyorum. İstanbul gibi bir yerde asgari ücretle çalışan bir adam başka bir yerden bir geliri yoksa 3.000 lira, 3.500 kiracıysa bu adamın geçinmesi imkansız. Allah herkesin yardımcısı olsun. Cumhurbaşkanımızı severim ben. Ama bu hükümetin de elinde olan bir şey değil. Bunu bir meclise sunması lazım. Yani sizce 3.500 lira kira olur mu? Siz bana soruyorsunuz, ben olmaz diyorum. Ben de size soruyorum, olur mu? Bence hakkı değil. Bence de değil. İki çocuklu bir ailenin, ya bırakın iki çocuğu, tek çocukla bile çok zor. Yani bir çocuğun masrafı o kadar fazla ki. Daha iyi bilirsiniz. Ya çocuğu boş verin. Ya şu şartlarda ben evlenenlere bile hayretle şaşıyorum yani. Altın fiyatları, dolar fiyatları. Ya ben dolar altını da geçtim ben. Ya bugün bir pazara gidiyorsun. Bir 500 lirayla git. Ya istediğin ihtiyacını da alamıyorsun. Ha ben Allah'a şükür tamam, ben bir şekilde şey için söylüyorum ben bunu. Evliler için. İşte İstanbul'da kirada oturanlar için söylüyorum. Ya benim görüşüm bu. Şimdi 3.000 lira, 3.500 lira ilk önce devletin, diğer zamlara bir şey söylemiyorum ben. Devletin meclise bir sunum yapıp bu kiralara bir an önce bir çözüm bulması gerektiğini ben düşünüyorum. Ekonomiden memnun musun? Hayır. Neden acaba? Neden olduğu arkadaşlar ortada. Yani benim böyle şey söylememe gerek yok. Zaten yaşam şartları, koşullar, her şey ortaya koyuyor. Ben ne söyleyebilirim ki? Yani memnun olan şöyle söyleyeyim sana, %10 kesim, %90 kesim yok. Evet doğrudur, bir maaş alıyoruz. Maaşı söyleyeyim sana. Bir çocuğun var, okula gidiyorsa okul aşçıya vereceksin. En kötü 30 lira. Yemeğini de orada yiyorsa değil mi? Evet. Ayda ne yapıyor? 900 lira. Asgari ücret ne kadar? 2.800. Hadi 3.000 lira yapalım. Sıkıntı yok. Kira veriyor biliyorsun. En kötü kira veriyorsun 1.500 lira. Su dahi içsen bir kişinin yetirme şansı yok. 3 kişi çalışır isen ancak yemek yiyebilirsin. Söyleyeceğim şey bu. Ama temenni ederim, bu şartlar altında çok zor. 61 yaşındayım, hala çalışıyorum. Ne söyleyebilirim ki başka? Temenni ederim düzelir ama bu ortamda çok zor gözükmüyor bir şey. Üretim yok, herhangi bir şey yok. Dışarıdan getir, imalat, dışarıya tekrar sat. Bu Türkiye'yi kurtarmaz. Bizim onur duyduğumuz, şeref duyduğumuz topraklarımız, tarımımız, hayvancılığımız. Şöyle söyleyeyim, benim köyümde 100 kişilik, 150 kişilik hane vardı. 20 yıl içinde tekrar emekli olanlar geri gitti. Çünkü İstanbul'da geçinme oranları sıfır. Köyde ne yapabiliyor? İşte bir küçük bir bahçe yapabiliyor, bir şey yapabiliyor. Evet, alabileceği asgari maaşı da söyleyeyim. 2400 TL. Köyde değil, burada olursa geçinme şansı yok. Mecburen köye dönüş geri başladı. Kim dönüyor ama? Emekli olanlar. Onun haricinde çalışmak mecburiyetinde olduğumuz sanayide bu. Çalışıyoruz. Mecburum. Ben bir çocuk okutuyorum hala da. Lisede daha o çocuk. Temenni ederim bir yeri kazanır ama kazanırsa ne olacak? Üniversiteyi bitirer illa iş bulacak diye bir kaydı yok diyor ya birileri. Evet maalesef ben çocuğumdan çok zor. Çok zor. Onun adını üzülüyorum. Karamsarlık var. Yani eskiden biz şöyle söyleyeyim. Lise mezunları olduğunda birini gördüğümüzde saygı duyardık. Evet. Çünkü ne oluyordu? O eğitimci oluyordu vesaire bir şey oluyordu değil mi? Şimdi liseyi bırak. Üniversite mezun arkadaşlarımız gidelim Levent'e garsonluk yapıyor. Yani ek iş yapmak zorunda. Çünkü ailesinde yok. Herhangi birinde yok. Yok yani. Olmadığı için de maalesef hayat şartları bizi çok zor. Ya söylüyorum arkadaş, dışarı çıktığımda ben günde 30 TL harcarsam, bir demin söyledim o sadece öğrenci için. Kendim için de 900 lira diyelim değil mi? Maaş bitti. İkinci bir kişi yine maaş alıyorsa ev kirasına gitti. Benim lüksüm yok ki. Hiç yok. Bak sigara içmiyorum. Herhangi bir ekstra lüksüm yok. Bilmem neyim yok. Yok. Neyim var? İşte arkadaşım, eşim, dostum, onları gördüğümde mutlu oluyorum. Onlar da olmasa yandık. Psikolojik durumu düşün. geçim sıkıntısıyla beraber, psikolojik sıkıntılarla beraber. Ya o zaten şöyle söyleyeyim, %100 geliyor. Beyninin arkasını silebiliyor musun sen? Yok. Sabah kalkıyorsun, düşünüyorsun. Akşamdan düşünüyorsun. Mecbur düşünüyorsun. İstersen düşünme. Çünkü yarın elektriğin kesilebiliyor, suyun kesilebiliyor. Bir kere ödeme bakalım ne oluyor? İkinciye kesiliyor. Yani bu hepimizin ortasında, hepimizin ortak çaresini bulmamız gereken bir konu. Ama çok zor günler bizi bekliyor.